O gün ben de oradaydım. Eyvallah. Tam önümde bir olay gerçekleşti. Evet. Daha sonra haberlere düştü. Evet. Şöyle bir haber. Hakan Ural Binali Yıldırım'la tokalaştıktan sonra Murat Kurum'un kalktığı koltuğa oturdu. Evet. Şimdi ben de gözümün önünde gerçekleşti. Eyvallah. Biraz Binali Yıldırım'la da sohbet ettiniz. Çok severim. Evet. Kendiniz. Ardından zaten oradan da e, e, kalktınız ama bu ne ne oldu o an? Şimdi e, ben Sayın eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Bey'i tanırım, bilirim. Çok da saygı duyduğum, sevdiğim bir insan. Defa de belirttim bunu. Tabii bu İstanbul adayı benim gönlümdeki aday da kendisiydi. İlk açıklayan benim. Yani evet. gönlümdeki anlamda evet. söyleyen. Dolayısıyla e, onunla gönül bağım da var. E, kendilerinin tarafından böyle bir lansmana davet geldiğinde 11'de başlayacağı söylendi. Ben de dedim ki benim yayın 11'de bitiyor Kanal D'de. E, yetişmem İstanbul trafiğinde e, bir müddet sürer oraya. Şeyde dedim rahatsız edici olabilir. Ben bilindik bir insan olduğum için bu tip şeylere geç icabet etmek ayıptır yani. hani Hem dikkat madem ki ben biliyorum bunu katılacağım. Diğer katılanlara da saygısızlık olmaması açısından hem bilindik de bir insanız Allah razı olsun seviliyoruz da. E dedim ki ben rahatsızlık vermeyeyim. Hani bir anlam ifade edecekse memnuniyetle hani üşendiğim için değil ama ısrar edince hay hay dedim. Dolayısıyla 11:45 gibi yanılmıyorsam salona girdim ben. Evet. E, girince eksik olmasın bizim Ömer lekesiz var kardeşim e, ekipten. Beni aldılar e, işte sahnenin ben varsaydım ki önünden geçirerek bana ayırttıkları yere doğru beni götürüyorlar sandım. Sonra. E, Son başbakanımız Binali Bey'in yanında bir yer var. Ee, Murat Bey'in de eşi hanımefendi orada. <laughs> bana ısrarla orada oturacaksın deyince ben anlamlandıramadım. Çok ayıp bir şey çünkü orası protokol. Benim olmamam gerekir bir de ben şeye de imtina ederim. Hem rahatsızlık vermeyeyim bir de art niyetli bir takım insanlara neden yaratmayalım. Hani e, imtina ediyorum, sevdiklerime zarar vermeyeyim basitçesi. Evet. Fakat ısrarla bana orayı gösterince... Bu sefer icabet etmemek daha normal olacaktı. Neden? Önde olduğum için kala kalmak orada olmaz. Mesela aralarda kala kalmak olur. Evet. Polemi ama önde zaten şimdi Murat Kurum konuşma yaparken onun önünde Hakan Ural olur mu? O da hani ben ısrarcı olsam oraya oturmamakta evet. o daha normal olacaktı. Neyse oturdum. Çok da iyi oldu şu anlamda. Ya Binali ile bayağı bir asbiyal <laughs> ettik. Çok e, sağlığını da iyi gördüm bu arada. E, bir takım şanssızlıklar yaşamıştı. E, ondan sonra e, yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat oturduktan sonra da herhalde bu sosyal medyaya bunu düştü. haber yaptılar ki... E, o an düştü. Ya, o an işte orada da danışman arkadaşlar ne konuştularsa sonra bana ricada bulundular. Biraz sola orada e, e, belediye başkanımızın yanı Hakan beyin, adaşım. Onun yanına oturdum. birçok başkan adayımız vardı. Hasbihal ettik. Harika bir gündü. Yani oraya geçecek evet. olursak. Ya işin özeti bu. Tabi tabii. Yani direkt çok samimi zaten insanlar bir insanın söylediğinin mantığını vücut dilinden evet. de çıkartmalılar. Onu anlamışlardı. Ya bu haber olduğu için sordum. Yani, yani... yansmanın reklamı evet. oldu. Daha da oldu. Yani <laughs> en azından hani derler ya her şeyde bir hayır vardır evet. anlamında.